Öncelikle ben bu yaklaşımı canı gönülden kutluyorum. Çünkü olimpiyatların temelinde zaten baktığımızda kardeşlik, dostluk, paylaşım ve sportmenlik var. Bunların da yine biraz daha açılımına gittiğimizde tabii ki insani yaklaşımlar, insani paylaşımlar ve doğa dostu çözümler öncelik kazanıyor. Dolayısıyla yeşille sporu ben çok iç içe buluyorum. Çünkü yani aslında baktığımızda sportif faaliyetler zaten doğayla iç içe yaptığımız etkinlikler. Dolayısıyla burada aslında Pekin Olimpiyatları bir öncülük ederek bu konuyu hem gündeme getirmiş hem de çözümlerini de üretmiş olması bence son yıllarda yapılan bu tür uluslararası etkinlikler arasında önemli bir ayrıcalık yaratmış. O yüzden de ben önemsiyorum bu yaklaşımı çok. Şunu da özellikle belirtmek isterim. Şimdi yeşilden çok bahsediyoruz. İşte yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm. Bazen bunları farklı farklı da algılayıp farklı farklı yorumladığımız oluyor. Ancak aslında baktığımızda eğer biz yeşil dönüşümü sağlamak istiyorsak o zaman daha önceki yıllarda doğayı tahrip eden ve gezegenimizi zor duruma sokan birçok faaliyetimiz var. İşte bu faaliyetlerle ilgili aslında çözümleri de yeniliklerle inovatif yaklaşımlarla gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden de dijitalleşmenin, dijital dönüşümün burada önemli bir katkısı bekliyoruz biz. Eğer daha önce yaptığımız aynı alışkanlıklarla tüketmeye ve aynı alışkanlıklarla işte üretmeye de devam edersek ne olacak? O zaman sonuçları aynı. O sonuçlar da maalesef doğaya daha çok tahribata yol açıyor. O yüzden de biz hem yeşil dönüşümü hem dijital dönüşümü birleştirerek çözümler üretmeye ve daha sürdürülebilir bir gelecek için el ele vermemiz gerekiyor. Olimpiyatlarda bence bunun için çok önemli bir fırsat. Ümit ederim. Bundan sonraki olimpiyatlarda da benzer yaklaşımları görürüz. Doğa ve sporu ben her zaman iç içe değerlendiriyorum. İyi müzik, doğru.